Merhaba arkadaşlar. Bugün size her türlü metin, resim, video gibi içerikle internet sayfalarında galeriler oluşturmanızı sağlayan Lightbox adlı eklentinin kurulumunu anlatacağım. Bunun seviyesi en basit düzeyde olacak. Yani ilk defa kullananlar, daha önce karşılaşmamış olanlar olacak. Onlar burada öğrensinler diye. Yoksa web tasarımla ilgili veya internet kodlamasıyla uğraşanların her türlü yardım almadan yapabileceği bir kurulumdur. Çoğu da biliyordur zaten büyük ihtimal. İsmi Lightbox eklentinin. Burada bu eklentiyi size anlatabilmek için ben basitçe resimlerin yer aldığı bir web sayfası daha önceden hazırladım. CSS, yani CSS kısmını size anlatmaya gerek duymuyorum. Zaten başka bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ama basitçe şu anda resimlerin ön izlemeleri var. Buna tıkladığınız zaman link vermişim ben. Büyük haline gidiyor. Hepsi bireysel olarak gidiyor. Ben bunların galeri olarak aynı sayfada başka bir sayfaya yönlendirme yapmadan görünmesini istiyorum ve orada daha güzel görünüyor göze. Bunu kapatalım. Benim hazırladığım sayfayı kenara koyuyorum. Lightbox'ın sitesinden bir tane zip dosyası indiriyorsunuz kurulum için. Bu zipin içinden de şöyle bir klasör çıkıyor. Bu klasörü açalım. İçinden böyle klasörler ayrılmış. Bunlar eklentinin çalışması için gerekli olan kaynak dosyaları. Kendi sayfamın kaynak kodlarını göstereyim. Şöyle kenarda dursun da. Resimleri yerleştirmişim. Hadi burada bitiyor. Etiketi de burada. Burada Lightbox'ın bir tane size örnek olarak gösterdiği sayfa var. Da düzgün çalıştığı zaman neye benzediğini görmeniz açısından iyi oluyor. Takıldığınız kısımlarda bu örnek sayfanın kodlarına bakarak aynısını kopyalayabilirsiniz. Yine çalışacaktır doğru yaptığınız şekilde. Şimdi ben zaten biliyorum ama sizin görmeniz açısından da bunun kaynaklı kodlarını da göstereyim size. Kaynak kodlarını açtığınız zaman iki tane çalışan kısım olduğunu görüyorsunuz dosya. Bir tanesi Lightbox eklentisinin CSS'i. Yani CSS şu işe yarıyor. Lightbox'ı gösterirken sizin gördüğünüz görseli, makyajı bu CSS dosyası sağlıyor. Bir de işin asıl kısmını yapan script kısmı var, JavaScript. Bu da sayfanın en altına yerleştirmeni, yani hemen body'yi kapatmadan yerleştirmeniz lazım. Veyahut da işte oraları karıştıracaksanız biraz daha yukarıya da kodlardan daha yukarıya ekleyebilirsiniz ama her türlü nasıl eklerseniz ekleyin şu galeriye sokmak istediğiniz resimlerden sonra koyacaksınız bunu. Yani resimler buradaysa gidip script'i buraya yapıştırmayın. Her zaman daha sonra en sona yapıştırmaya çalışın. Burada kendi sayfama motor dosyalarını, yani JavaScript kısmını ve CSS yardımcı dosyaları ben yerleştireyim. Kopyalıyorum olduğu gibi. Tabi burada gereksiz bazı dosyalar da göreceksiniz içi bilen arkadaşlar. Bunlar siz işin püf noktasını öğrendikten sonra kaldırabileceğiniz bazı gereksiz dosyalar var tabii ki barındırıyor. Ama onları şu anda bahsetmiyorum kafanız karışmasın diye. Sadece işimize yarayan kısmı alacağız. Bir CSS demiştik. CSS'i çağırmak için aynı şekilde tek tek yazmaktansa kopyalayacağım ben. Head etiketinin içine gördüğünüz gibi etiketinin içine yerleştirdim bunu. Yalnız ben adres derken şurada bu kısma ihtiyacım yok. Çünkü direkt aynı klasörler içinde yer alıyorlar. Görseller, HTML dosyası ve bizim kaynak dosyalarımız. Bir de JavaScript lazım demiştik. Bunu da alalım. Yine olduğu gibi kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi body'nin kapatılmasından hemen öncesine ekliyorum. Yine burada adresleme kısmında buna ihtiyacım yok. Aynı klasör içinde yer alıyorlar çünkü. Dosyayı kaydettim. Daha sonra kaynak kodlarını ekledik ama hangilerinin galeri içerisinde yer alacağını belirtmem lazım. Yoksa JavaScript, yani Lightbox burada hangisinin galeriye dahil olup olmadığını bilemez. Biz burada hangilerinin galeriye dahil olduğunu göstermek için linkleri işaretliyoruz. Yani
Şurada bir resim dosyamız var. Görseller bir JPEG diye. Bunun linkini buluyorum ben. Yani şurada link vermiş buna. Linkine etiketleme yapıyorum. Resim veya içerik Lightbox'ta açıldığı zaman veya büyüdüğü zaman bir açıklama çıkmasını istiyorsak onu da buraya ekliyoruz. Galeriye dahil olduğunu gösterirken Data Lightbox etiketini kullanıyoruz. Burada ben bir tane galeri oluşturdum. İsmine de Galeri 1 dedim diye düşünüyorum. Herhangi bir isim verebilirsiniz. Bu size kalmış. Açıklamayı da ekleyelim. Bu da data title olarak yazılıyor. Buna da açıklama 1 dedim. Kaydettim ve sayfadaki değişikliğin nasıl olduğunu görmek için giriyorum. Bakın, demin tıkladığımda farklı bir sayfada açılan büyük resimler, sadece ben buna etiketleme yaptığım için şu resmi, bununla tıkladığım zaman galeri şeklinde görünüyor. Açıklaması da aşağıda, açıklama 1 yazıyor. Tabii bunları daha dahil etmediğim için göstermiyor. Bunları da dahil ederim. Kodu tek tek yazmaktansa ben kopyalayacağım şu anda. İlk 3 tanesini uyguladım. Bu aradaki farkı görmeniz açısından da şu üçüncüsünü farklı bir galeriye eklemek istiyorum. Diğerlerine galeri 1 dedim. Buna galeri 2 diyorum. Kaydettim. Değişikliği görmek istiyorum. Sayfayı yeniledik. Bakın, birinci resme tıkladığım zaman Lightbox'ta açıldı galeride. Fakat aşağıda bir tane belirteç var. Diyor ki iki resmin birincisi. Üçüncüyü almadı yani. Buna çünkü galeri 1 dedik. Buna galeri 1 dedik. Fakat buna galeri 2 dediğimiz için bunu açtığımız zaman tek başına bir resim olarak görünüyor. Bakın, ne ileri ne geri başka bir resim olmadığı için böyle kalıyor. Bunu da galeri 1'lere dahil edelim. Sayfamızı yenileyelim. Artık 3 tane resim olduğunu bize gösteriyor. Peki neden böyle? O da aynı sayfada birden fazla galeri kullanmak istediğimizde yardımcı olmak için böyle bir sistem koymuşlar. Güzel olmuş yani. Lightbox eklentisini, JavaScript eklentisini kullanımı da böyle arkadaşlar. Tabii bunun birçok parametresi, değişkeni, yerden tasarruf için CSS'i sizinkiyle birleştirmesi falan filan bir sürü detayı var. Fakat onları siz öğrendikten sonra kendiniz uygulayabileceğinizi düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere.